Gluten şöyle zararlı, böyle zararlı vesaire vesaire diyorlar ya. Aslı yok. Evet, aslı yok. Kan da bağırsakları yakar, yanan bağırsak delinir. Delinen bağırsaktan sızıntı başlar. Sızıntı olursa karaciğere gelen zehri karaciğer arıtamazsa oraya buraya depolar. Evet. Bu kandida kırbaç gibi olmuş hali. Kandidanın üst tabakası kitinden oluşur. Altında tabaka tabakadır. Beta glokan, mikrosel vesaire vesaire. Değişmiş dönüşmüş köpek gibi kudurmuş kandida. Şimdi kandida zehir üretiyor. Zehir bağırsakları yakıyor. Yanan bağırsak deliniyor. Delinen bağırsaktan sızıntı oluyor. Geçirgen hale geliyor. Bağırsak geçirgen olursa gluten kana karışır. Kandida varsa gluten var. Kandida yoksa gluten bağırsaktan... Şimdi şöyle bir olay aslında. Pankreas proteaz enzimi üretir. Proteaz gluteni parçalar, eminebilir hale gelir. Ama ince bağırsakta emilir. O zaman sorun yok. Pankreasın üretmiş olduğu proteaz enzimi nedeniyle bölünür, parçalanırsa küçük moleküllere gluten, amino asitlere dönüşürse sorun yok. Fakat bağırsak delinmişse, geçirgen hale gelmişse, gluten ince bağırsakta değil de kandida tarafından parçalanırsa normal amino asitlere dönüşmüyor. Neye dönüşür? Biyojen amine, toksik maddeye dönüşüyor. Kandidanın parçaladığı gluten farklı, pankreasın salgılamış olduğu proteaz enziminin parçaladığı gluten parçalanan bölümleri farklı. Bir de bir tarafta ince bağırsakta eminen gluten parçacıkları, amino asitler var. Diğer tarafta kandidanın parçaladığı amino asite benzeyen biyojen aminler var. Farklı. Kandidanın parçaladığı gluten tehlikeli. Bağırsaktan emiliyor, zehirliyor vatandaşı. Kandida yoksa gluten zararlı değil. Niye vatandaşa gluten diyorlar? Çünkü, çok iyi dinleyin burayı. Çünkü burada dünyanın büyük endüstri şirketleri çok para kazanıyor gluten diyerek. Amerika'da 2011 yılında gluten sektörü ortaya çıktı. 1.1 milyar dolarlık bir sektör. Gluten endüstrisi. 2020 yılında bu 5.5 milyar dolara çıktı. 5 kat büyüdü 2020 yılında. Ve halen büyür bu sektör gluten. Bazı doktorlar, doçentler, profesörler durmadan gluten diyor. Kandida varsa gluten tehlikeli. Kandida yoksa gluten zarar vermez diye bir üniversite tarafından araştırma yapıldı. Bu glutencilerin balonu patladı. Gluten zararlı değil mi diye bir yazı yazdım. Google'a çıkar. Kendiniz bakabilirsiniz. Glutenin bir hikaye olduğunu, aldatmaca olduğunu, bunun arkasında çok büyük paralar döndüğünü belgeledi bu klinik araştırması.